Evet sevgili seyirciler, dünya pazarının %80'ini karşılayan Bursa Vişne Caddesi'ndeyiz ve Vişne Caddesi'nde bulunan firmalarımızı hem tanıtıyoruz hem de ekranlardan sıkıntılarımız varsa ve çözümlerle beraber de neler yapabiliriz sektör adına bunları konuşuyoruz. Efendim Timi firmasındayız. Siz tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Mehmet Erçiftçi ben. Evet. Firma ortağıyım. Aslen Isparta merkezli bir firmayız. Merkezimiz Isparta ama burası üretimimizin büyük bir kısmının oluştuğu bölge. Pazarın bu noktada olmasından dolayı şu an ağırlığımız burada. Evet. 5 yıllık bir firmayız. Aktif olarak Bursa'da 5 yıldan beri buradayız. Türkiye içi ve yurt dışında işte müşterilerimizle buluşmak için buradayız 5 yıldır diye. Evet. Bununla alakalı Ticaret Odamız ve Beksiyat Derneğimiz de sağ olsunlar bu konuda bize çok fazla destekler oluyor. Fuar çalışmaları gibi. İşte zaten bu ayın içinde geçtiğimizde Temmuz ayının ortasında çocuk giyim fuarımız vardı. Uluslararası bir fuar. Dünyanın birçok ülkesinden katılımcılar da oldu bununla alakalı. Güzel ve verimli bir fuar yaşadık. Bununla alakalı piyasamız, pazarımız her geçen gün büyüyor. Biz de firma olarak hem iç piyasaya, Türkiye içine hem de yurt dışına satış yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ülkemize katma değer sağlamaya çalışıyoruz. Tabii bununla alakalı ister istemez bazı sıkıntılar da yaşıyoruz. Evet, neler var mesela? Bunlarla alakalı en büyük sıkıntılardan bir tanesi mesela müşterilerimizin yurt dışından gelen veya uzak şehirlerden bölgemize gelen müşterilerimizin bu bölgede konaklama konusunda bazı sıkıntıları var. Yani hemen işte piyasanın içerisinde veya yakınında konaklayabilecekleri, işte kendilerini orada misafir edebileceğimiz bir yer maalesef mevcut değil. Bunun için işte farklı bölgelere veya farklı ilçelere, merkez ilçelerin işte Osman Gazi veya Nilüfer o bölgelere müşterileri kendimiz getirip götürmek zorunda kalıyoruz. Veya müşteri işte bir şekilde gidip gelmesi sıkıntı oluyor. Bir diğer eksikliklerden bir tanesi de tabi burada biraz daha belediyemizin katkıları çok var bize ama daha eksiklerden bir tanesini söyleyeyim ki bize de evet. En azından duyurmuş olalım. Evet. Terminalden buraya yani otobüs terminalinden buraya müşterilerimizin direkt gelebileceği bir hat yok. Benim bildiğim birkaç hat var. Bir tanesi aktarmalı geliyor. Yani kent meydanından inecek tekrar ikinci aktarma yapacak. Bir tanesi bu bölgenin yakından geçiyor ama 45 dakika, 1 saat dolaştırıyor. Yani bu da ister istemez zaten insanlar uzak yoldan gelmiş, ticaret yapmaya gelmiş. Bir de böyle mahalle içi, sokak arası gezdikten sonra ister istemez müşteriler de bundan biraz daha işe başlamadan yıpranarak piyasanın içine girmiş oluyorlar. En büyük eksiklerden bir tanesi dediğim gibi konaklama ve terminalden, otobüs terminalinden buraya direkt kısa bir sefer artık veya bir hat diyelim nasılsa. Evet. Böyle bir eksiklik var. Eksiklerden bir tanesi bu ama konaklama çok daha önemli. Çünkü yurt dışından da buraya biliyorsunuz birçok dünyanın farklı noktalarından müşteriler geliyor. Arap ülkelerinden gelenler var, Kafkaslardan gelenler var, Türkiye Cumhuriyetlerinden gelenler var. Bunların en büyük sıkıntılarından birisi konaklama. Yani bunu inşallah işte belediyemiz, ticaret odamız, Beksiyat muhakkak çalışıyorlardır ama yine biz tekrardan bir dile getirmiş olalım. Evet, bir de okul için vardı söylemek istedikleriniz. Evet, şimdi bir de şöyle bir şey var. Şu an nitelikli veya ara eleman sıkıntımız çok fazla. Bu eğitim sistemi değiştikten sonra genç çalışmak isteyen nesille bir araya biz maalesef gelemiyoruz. Evet. En azından meslek liselerinde, çünkü bizim işimiz konfeksiyon, tasarım, üretim, tamamen insan ve iş gücüyle yürüyen bir sektör. Evet. Yani insan olmazsa bu sektör zaten biliyorsunuz devam etmesi mümkün değil. Ve sürekli birilerinin alttan tekrar bu sektörü beslemesi lazım iş gücü olarak. Şu an en büyük eksiklerimizden bir tanesi de bu. Meslek liselerinde işte konfeksiyon olabilir, tasarım, stilistlik, modelistlik. Yani bizim sektörümüzle alakalı buna katkı sağlayabilecek, artık okullarla işbirliği olabilir. Yani nitelikli eleman yetiştirilmesi gerekiyor. Şu an çok ciddi sıkıntılarımızdan bir tanesi de bu. Yani iş çok fazla.
Çok fazla piyasamız geniş, dünyanın her yerine mal satıyoruz. Ama üretim konusuna geldiğimiz zaman çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Müşteriye hizmet... Mesaj verir misiniz? Mesajımız şu, biz elimizden geleni yapıyoruz Türkiye'miz için, çalışıyoruz. Belediyelerimiz, derneklerimiz, ticaret odalarımız da bizimle sağ olsunlar yine birlikteler. Daha fazla birlikte olup ülkemiz için ne yapılması gerekiyorsa hep beraber inşallah yapmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Birlikte güçlü bir Türkiye'yi oluşturacağız diyelim. Evet sevgili seyirciler, Vişne Caddesi'ndeki firmalarımızı tanımaya çalışıyoruz ve Baby She firmasına geldik. Ne söylersiniz, sizi tanıyabilir miyim? Ben Fatma Aydın. 2012 yılında abimle birlikte, Ali Emre Aydın'la birlikte bu firmayı kurduk. 5 yıldır. Kardeş firma. Evet, aynen. Birlikte aile şirketi. Bir şekilde başladık. İlk önce 0-2 yaş elbise olarak üretime başladık. Şimdi 10 yaşa kadar kız elbiseleri. Bu sene de erkek takımlara girdik. Öyle bir büyük bir üretimimiz var. Erkek modeller de var yani sizin bünyenizde. Aynen. İkili takımlarımız var. Bu sene başladık onlara. Yeni yeni girmeye başladık ama daha çok kız ürün ağırlıklı. Siz daha önceden bu sektörün içerisinde miydiniz? Kaç yılında kurulan bir firma bu? Bu sektör 2012 yılında kuruldu. Ben zaten normalde tekstil mühendisiyim. Bu işin içerisinde de daha yani önceden var, evet. Aynen dışarıda çalıştık. Bir tecrübe edindik. Evet. Daha sonra da bu işe başlamaya başladık. İlk önce 0-2 yaş elbise üretimine başladık. Hani ilk başlangıç seviyemi. Daha sonra yaş gruplarını büyütmeye başladık. Burada gördüğünüz gibi 3-6 yaş elbiselerimiz var. Evet. O şekilde ikili takımlarımız var. Evet. Başlangıçtan bugüne süreç nasıl işledi? Başlangıçtan bugüne ilk başlarda küçük yaş elbiselerle daha küçük üretim adetleriyle başladık. Şu anda günde 1000 adet mamül çıkartacak şekilde bir üretimimiz var. Çok güzel. Nerelere ihracatımız var? Genelde iç pazar değil demiştiniz. Arap ülkeleri var. Bunların içerisinde Kuzey Irak, Cezayir, Filistin gibi. Onun dışında bir İran pazarımız var. İran'da 2016 yılında fuara katıldık. Hani onu da orada, Tahran'da. Onun dışında Rus pazarımız var. Geçen sene İstanbul fuarımız da vardı. Oradan yurt dışından gelen müşterimiz oldu. Genelde yurt dışından ziyade yurt dışına bir üretimimiz var. Peki yurt dışı pazarı nasıl? Neler var? Kriterleri vardır mutlaka sizden ürün alırken. Ne istiyorlar? Genelde şimdi Rusya'nın istediği üretimler biraz daha farklı. Arap ülkelerin istediği ürünler farklı. Biraz daha talebe göre ürünler üretiyoruz. Ama bizimkiler birazcık daha ayrıntılı butik mallar olduğu için daha süslü veya renklerini ona göre belirliyoruz. Yani ülkelerden ülkelere göre değişiyor. Ona göre bir koleksiyon hazırlıyoruz ilk önce. O koleksiyonda müşterilerimiz beğendiği ürünleri kendileri sipariş edebiliyorlar bizim markamız adı altında. Peki en mesela kız çocuklarını hep süslü giydiririz ya biz. En böyle kız çocukları kıyafetlerini süslü olanları hangi ülkede daha çok gidiyor? Arap ülkelere. Aynen Rusya daha diğerleri daha biraz sade. Daha sade ürünler tercih ediyorlar. Bu senenin modalarında neler var? Yeni modeller çıkarttınız herhalde. Neye yönelik mesela hangi kumaş cinslerine olsun hangi modellere neye yönelik? Geçen sezonlara göre birazcık daha brode ağırlıklıydı. Bu sene birazcık daha kumaş ağırlıklı üretimler yapıyoruz. Daha jakarlı kumaşlara geçiyoruz. Öyle yani o sezonun modasında çizgili kıyafetler modası var. İkili takımlarda onları takip ediyoruz. File modamız çok var. O tarz takiplerimizi yapıyoruz. Ona gibi bir Ar-Ge'miz var. Modelistimiz var. Onunla birlikte bu tabii uzun bir çalışma. Hani sürekli yeni modeller üretiyoruz. Müşterilerimizin de talepleri doğrultusunda hangi ürünlerimiz daha çok öne çıkarsa onların üretimine ağırlık vererek bir çalışmamız var. Yani kendi bünyenizde modelisti oluşturuyor olmanız da çok önemli çünkü bazı bayağı sıkıntı. Büyük bir Ar-Ge grubumuz var. Orada çalışıyoruz. Süslerimize kadar, ürünlerimizin her türlü başlangıç itibarından tasarlanmasına kadar tamamen kendi bünyemizde. Çok güzel. Yani dışarıya herhangi bir kalıp çalışmamız veya herhangi bir şeyimiz yok. Ne söylersiniz bir bayan tekstilci olarak sonuçta abinizle birlikte çalışıyor olsanız aile şirketi oluyor olsanız da bir bayan eli var bu işin içerisinde. Ne söylersiniz bir bayan olarak sektöre dair? Biz zaten aile şirketiyiz.
takım halinde çalışıyoruz. Takım çalışmamız var. Elemanlarımız olsun, yanımızda çalışan arkadaşlarımız olsun, aile içerisinde olsun. Hep birlikte güzel bir beyin fırtınası yaparak bazı şeyleri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü yeni ürünler, sürekli yeni modeller ürettiğimiz için herkesin fikri olması lazım. Bir bayan gözü de olması gerekiyor bunun için. Bir erkeğin de gözü olması gerekiyor. Yani sonuçta bunu görecek müşteri yeri geliyor bayan da olabilir, erkek de olabilir. Yani herkesin bir bakış açısına göre ürünler çıkartmaya çalışıyoruz. Umarım da müşterilerimiz memnundur. Evet, bir mesaj verin. Ne söylemek istersiniz? Bekleriz ürünlerimizi görmeniz için. Yani elimizden gelen her şeyi en iyi şekilde, en kaliteli şekilde üretim yapmaya çalışıyoruz. Evet. O şekilde. Ve istihdamı sağlıyorsunuz Bursa'da. Tabii iyi bir istihdamımız var. Başlangıç seviyesinden, dikimden, paket son kısmına kadar her şeyimizi içeride yaptığımız için iyi bir üretim standımız var yani. Bundan sonra da fuarlarda sizi görebilecekler. Size nasıl ulaşacaklar? İnternet siteniz var mı? İnternet sitemiz var, babyshe.com diye. info@babyshe.com.tr. Evet, buradan size direkt ulaşıp modellerinizi sorabilirler, gelip sizinle görüşebilirler. Aynen o şekilde. Evet, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun, ben çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, yine Vişne Caddesi'ndeyiz ve yine Vişne Caddesi'nde artık markalaşan, kurumsallaşan ve Vişne Caddesi'nden, Bursa'dan dünyaya açılan firmalar var. Onları size tanıtmaya çalışıyorum. Tini Mini. Efendim merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Sizi sormalı. İyisiniz teşekkür inşallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tanıyabilir miyim? Benim ismim Gürdal Yılmaz. İşte iki yıla yakındır kendimize yapıyoruz. İşte MG Tini olarak devam ediyoruz. Evet. İşte ağırlık yurt dışı pazarımız var. Arap pazarımız çok iyi. Ya zaten tabii yurt dışına satıyoruz ağırlık malları. Üreticiyiz kendimiz zaten. Direkt imalat edip satıyoruz yurt dışına. Evet. Yani kaç senedir bu meslektesiniz? Dünden bugüne neler geçti bu meslekte? Kaç senedir bu mesleğim? 96'dan beri bu mesleğin içindeyim. İşte ayakçılıktan başladık. İşte en son patronluk noktasına kadar geldik. Evet. Yani şükür bu işte bayağı bir şey uğraşıyoruz yani. Hala yine eksiklerimiz ama var. Evet. Hala işte markamızı tam oturtamadık, tam tanıtımla alakalı. Biraz daha zaman lazım bize. Evet. Biraz daha müşteri repertuarını arttırmamız lazım. Daha çok yurt dışı müşterisine ulaşmamız lazım. Daha çok reklamımız dönmesi yapmamız lazım. Evet. Yani bunun gibi bir dünya kafamızda hedefimiz var tabii ki de. Aslında sıralamışsınız hepsinin yapılması gerekenler. Yani, yavaş yavaş olacak işte onlar. Inşallah. Yani dünden bugüne geçen süreçte buraya kadar gelmek bile bir mesele. Hangi pazardayız şu anda? Şu anda ağırlık Arap pazarındayız. Çok iyi. Yani ağırlık Arap pazarında çok iyi mal satıyoruz. İş piyasamız da var ama ağırlık yurt dışı. Daha fazla biz odaklı çalışmak istiyoruz. Çünkü hem bizi daha çok markamızı tanıtıyor, hem daha çok böyle ekonomi içinde, döviz içinde, hem ülkemiz içinde bize faydası var. O yüzden Arap pazarına daha çok ağırlık veriyoruz. Modelleri kim yapıyor? Ya modelleri kim yapıyor? Modelleri biz kendimiz tasarlıyoruz. Kendiniz mi tasarlıyorsunuz? Kendimiz tasarlıyoruz. Ya şurada gelinlerin hepsini modelini kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet, hepimiz kendimiz yapıyoruz. Bizim öyle bir Ar-Ge'miz şu an yok. Evet. Yani hani Ar-Ge'de böyle kimileri çok çalışıyor, 2-3 tane eleman. Bizim öyle bir eleman yok. Ben işte Ali abi kendimiz işte kendi kafamızda kurabileceğimiz satış pazarına göre, müşteriye göre. Evet. Ona göre kendimiz. Hayal gücünüzü geliştiriyorsunuz. Hayal aslında. Hayal gücümüzü geliştirerek yaptığımız işler yani bunlar. Oluyor mu? Şükür oluyor. Beğeniliyor mu? Beğeniliyor. Yani şu an için bir sıkıntımız yok ama ileriye dönük tabii ki de bir Ar-Ge kurmamız gerekiyor. Ya onun da farkındayız bir yani. Şey istiyorlar mı sizden? Mesela model şöyle olsun, şu olsun veya işte bakıyoruz çünkü 0 yaş grubunda çok süslü şeyler görüyoruz. Neydi en fazla? En fazla ne gidiyor? Yani en fazla ne gidiyor? Şimdi her müşterinin bakış açısı farklı. Kimi müşteri diyor ki ya işte bana taşlı gruptan çok yap. Kimisi diyor ya ben baskılı nakış grubunu daha çok seviyorum. Kimisi soft, işte soft renkler, işte biraz daha böyle işte açık renklerden hoşlanıyor. Yani her pazarın, her müşterinin ayrı bir şeyi var. Zaten bunların hepsine yetişme şansımız yok. Evet. Biz mümkün olduğu kadar işte diyoruz ki ya bizim grubumuz bu kadar, 0-2'ye kadar. Bu gruptan ötesi zaten bakıyor, hoşuna gitmedi mi başka bir tarafa geçiyor. Evet. Ama bunlar da sizin ürününüz değil mi? Bunlar da bizim ürünümüz. Zaten bu ürün bizden başka kimse de yok zaten. Böyle bu tasarım bize ait olan bir tasarım. Ben de görmedim bir yer. Yani hakikaten bize ait. Bu da tamamen işte bir büyük bir markadan kendimize bunu yaptık yani. Çok yurt dışı iyi. Markası. Yani bunu biz kendimize tasarlamış olduk böyle. MG Tini olarak işte 2 yıldır faaliyet gösteriyoruz. İşte bu patik gruplarında çok iyizdir. Bunun tabii taşlı grupları da var. Çeşidi var. Daha fazla evet. Yani. Nasıl ulaşacaklar size? Bize nasıl ulaşacaklar? Bizim internet adresimiz mevcut. Mail adresimiz mevcut. Ondan sonra işte mümkün olduğu kadar zaten sanal
alemi çok şey, sanal alemi pörtüye çok iyi kullanıyoruz. Yani baktıkları zaman bizim markada internette, sanal alemde nerede yazarlarsa çıkarız yani. Evet, sosyal medyadan ulaşabilirler. Sosyal medyadan ulaşabilirler bize. Yani yerimiz zaten Bursa Vişne Caddesi'nde. Her türlü ulaşma imkanı mevcut yani. Her şekilde sizi bulabilirler. Peki şunu sormak istiyorum. Vişne Caddesi ile ilgili bize ne söylersiniz? Var mı sıkıntılar? Yani Vişne Caddesi ile alakalı, Vişne Caddesi büyümeye potansiyelli bir cadde ama eksiklerimiz var mı? Var. Bizi hala tanımayan çok yer var. Evet. Yani mesela belediye ile alakalı eksiklerimiz var. İşte bizim daha fazla tanıtıma ihtiyacımız var. Yurt dışında onlar da eksiğimiz var. Yani ne bileyim, saysak daha çok şey sayabiliriz ama yani, altyapı ile ilgili sorunlarımız var değil mi? Fiberden yani bahsediyoruz. En basiti mesela bir fiber internetimiz sokaktan geçmiyor. Ya en basiti bu ya. Çok daha sayabilecek çok şey var ama en basiti bir fiber internet. Çünkü biz zaten dış pazara satış yapan bir firmayız. İster istemez internet kullanmak zorundayız. Tabii ki internet ağının en fazla kullanıldığı dönem çünkü. Aynen öyle. Biz bundan şimdi bir mağduruz mesela. Evet. Bunu belediyeyle de biz söyledik, konuştuk da ama bir türlü sorun çözülemiyor. Evet. Yani bunun gibi de sıkıntılarımız var. Ya bunların bir an önce aşılmasını da bekliyoruz. Tabii. Biz yetkililere de zaten ilettik daha önceden. Yani bunun gibi sıkıntılarımız ama inşallah bekli sorunu çözecekler diye umut ediyor. Çünkü yani biz Yıldırım'da Vişne Caddesi hakikaten çok iyi bir ekonomi. Evet. Yıldırım içinde, bölge içinde çok iyi bir ekonomi. Yani çünkü Yıldırım dediğiniz şey ağırlık varoş bir bölge olduğu için. Evet. Yani burada sanayileşme sadece bu bölgede var. Evet. O yüzden yani bizim eksiklerimizin de hallolması için de yetkililere zaten görüşüyoruz, konu anlatıyoruz da. Evet. Peki ne söylemek istersiniz bizi izleyenlere? Kalitemizden kesinlikle taviz vermeyiz. Kumaşımız tamamen %100 pamuktur, öyle kotondur yani, öyle söyleyeyim. Kesinlikle polyester kullanmayı, çocuk sağlığı için çok önemlidir bizim için kaliteler. Taşlar ISO 9001'den geçmiştir yani, her anı bir kanserojik madde içermez. Yani mallarımızın arkasındayız, ondan hiçbir sıkıntı yoktur yani. Şimdi bir genç kardeşim var, onu size tanıtmak istiyorum. Mert Akküs ismin. Benim babam 40 senedir ticaret içinde. Gürdal abimiz gibi, babam gibi insanlardan işte yaptıklarından tecrübe edinerek bir şeyler yapmaya çalışacağım inşallah. Şimdi gençlere ne söylersin? Sen şimdi ben genç fikirleri almak istiyorum. Çünkü biz artık sektörlerde gençleri çok fazla çalışmak istemeyen şekilde görüyoruz. Ne söylüyorsun? Vallahi ben o çalışmak istemeyenler arasında değilim. Ben babamı örnek alarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Umarım babam gibi olurum yani. 40 senedir ticaret içinde. Herkes tanır Bursa'da yani. Umarım onun gibi olurum. Ama evde oturmayın yani. Kalkın uğraşın. Ticaret yapabilirsiniz. Yani hakkınızda hayırlısı olsun ama çalışın yani derim. Evet sevgili seyirciler, diyoruz ya Vişne Caddesi'ndeki firmalarımızı tanıtmaya çalışıyoruz size. Vişne Caddesi'nden dünyaya açılan her biri ayrı ayrı marka, ayrı ayrı değer ve ayrı ayrı da modeller. Aslında bizim bildiğimizden daha fazlası var Vişne Caddesi'nde. Bunu da buradan vurgulayalım. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ben Süleyman Deniz. Evet. Selin'in yöneticisiyim. Evet. İşte kod grubu yapıyoruz. Kod grubunda çalışıyoruz ağırlıkta. İşte böyle takımlar yapıyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi sektörü konuşmak istiyorum sizinle. Sektörü nasıl görüyorsunuz? Vişne Caddesi evet çok hareketli. Hani artık oturdu da diyoruz ama eksikleri de mutlaka vardır. Onları da soracağım. Şimdi sektörümüzde biraz sıkıntılarımız var. Bu dolar kurundan dolayı, işte doların oynaklığından dolayı. Ama normalde tabii ki Vişne Caddesi şu an Türkiye'nin gündemine oturdu. Evet. Piyasamız oturdu. Var mı eksiklikler? Mutlaka eksikler mutlaka vardır. Dış piyasa tanıtımımızda eksikliğimiz bana göre vardır. Evet. İşte fuarlarımız daha tam oturmadı bana göre. Ama geneleme baktığı zaman gene iyidir. Evet. Yani sonuçta birçok firma burada markasını oluşturuyor. Tabii. Siz hangi alan üzerinde yoğunlaşıyorsunuz? Çocuk gruplarını görüyoruz sevgili seyirciler. Her birinde ayrı model var. Çok da tatlılar. Çocuk kıyafetleri çok böyle hani daha sevimlidir ama zahmetlidir de. Nasıl? Zahmet, biz 0-12 yaş çalışıyoruz ağırlıkta. Ama işte bu modelleri bulmak için çok geziyoruz, çok bakıyoruz. Tasarımcılarımız, modelistlerimiz var. Evet. Bunları tabii meydana getirmek kolay değil, evet, zor. Kendi bünyenizde oluşturuyorsunuz. Tabii, hepsi kendi bünyemizden çıkan tasarım. Evet. Toptan da yapıyorsunuz, söyledi mi? Toptan al satımız da var, evet, doğrudur. Evet. İç pazar nasıl, onu soracağım. İç pazarımız çok fazla yok. Bizim ağırlıkta ihracat, dışarıya yapıyoruz. Neden şimdi hep iç pazarda böyle bir sıkışma var deniliyor? Neyle alakalı? Kurlarla alakalı biliriz ama. Kur tabii ki, kurun şeyi, etkeni çok. Ama dışarıya kur yüksek olduğundan dolayı biraz daha iyi satıyoruz oraya. Evet. Dış pazar nasıl? Dış pazarımız yani 2 sene 3 sene göre biraz daha sakin. 2 sene 3 sene önce daha iyiydi. Daha hareketli. Tabii daha hareketli. Neyle alakalı peki? Bu biliyorsunuz şu an dünyada savaş var.
savaştan dolayı her tarafta şu an çevremiz savaş olduğundan dolayı sıkıntı var. Mesela üretime de etkiliyor yani değil mi? Şu an mesela bizim pazarımız ağırlık Libya'ydı. Libya'da şu an savaş var. Cezayir iyiydi. O da biraz Çin'e kaydı. Irak şu an biliyorsunuz sıkıntılı. Yani Arap ülkelerinde şu an sıkıntı var. Ukrayna'da derseniz gene savaş var. Gene sıkıntı var. Ama gene yani şükür yani hamdolsun. Evet. Afrika pazarınız da var öyle değil mi? Nasıl? Afrika pazarınız. Afrika pazarımız var. Ama çok tabii şey gibi değil. Bir Arap gibi değil. Daha yeni yeni oluşumlar var. İşte Fas yeni yeni başladı. Evet. İşte Ghana'dan gelen müşterilerimiz oldu. Nijerya'dan gelen müşterilerimiz oldu. Böyle işte. De sektörün içerisinde evet iç pazarda sıkıntı var. Dış pazarda da yeni yeni açılmalar var. Tabii ki savaşın etkisi de dünyada hemen hemen her bölgede de sıkıntı oluşturabiliyor. Peki ne söylersiniz? Bu sektörü konuşuyoruz. Hani sıkıntıları, inişleri, çıkışları var diye ama mesela kimileri yıllar öncesinde daha iyi olduğunu ama kimileri de şu an daha iyi olduğunu, büyüme yolunda olduğunu söylüyor. Siz ne söylersiniz? Kendi alanınızda. Tekstil takı bir şey. Evet. Takibini yaparsan şu an bana göre bir 10 sene, 15 sene önce daha iyi. Daha iyi değil mi? Tabii. Ama takibi. Yani gündemi yakalarsan iş yaparsın. O gündemi yakalamak için de çok uğraşmak lazım. Sürekli yenilenmek lazım değil mi? Model çıkartmak sürekli, lazım. Sürekli tabii ki. Evet. Siz şimdi kendi bünyenizde oluşturduğunuz bir Ar-Ge grubunuzla bu modelleri çıkartıyorsunuz. Hani diyoruz ya çok zahmetli işte çok fazla işte süslemeler gerekiyor, eklemeler, ilaveler gerekiyor diye. Bu grubu oluştururken de sıkıntılar yaşanıyor mu? Mutlaka olmaz mı ya? Tabii ki sıkıntı. Bunlar hepsi emek ya. Evet. Biz bunlarla çok uğraşıyoruz. Evet. Ben mesela şu an 2019'un yazına başladım. Evet. Yazlı modellerimiz çıkmaya başladı. Bir yandan mevsimlik, bir yandan kışlık, bir yandan yazlık yapıyoruz şu an. Evet. Bir de pazarladığınız bölgelere göre de değişiyor herhalde hepsi modelleriniz. Değişiyor. Tabii ki, tabii. Evet. Bizim işte Rus, Ukrayna arzı tamamen ayrı. Arap ülkeleri tamamen ayrı. Hepsi ayrı ayrı işlem görüyor. Evet. Bundan sonra sektörde gelecek nasıl olacak? Vallahi bundan sonra devletimize bağlı. Devletimiz biraz daha destek çıkarsa bize, teşviklerde yardımcı olursa inşallah daha iyi olacak. Evet, teşviklerden faydalanıyor musunuz? Var mı? Teşvik şu an bizde yok. Evet. Yani o teşvik olan bölgelerimiz var mesela. Oralarda da var ama şu an bizim Bursa kesiminde yok. Evet. Bursa'da o zaman şöyle söyleyeyim. Tekstilde teşviklerimizden faydalanması yani, gerekiyor. Yani devletimize el atması lazım bize. Evet. Buradan bir mesaj verin bizi izleyenlere. Mesaj vereyim. İnşallah iyi olacak. Allah'ın izniyle biz gerekeni yapıyoruz, çalışmalarımızı yapıyoruz. Rabbim de yardımcı olursa inşallah. Evet. İnşallah iyi olacak. Evet, gelecekten umutluyuz. Tabii ki mutlaka yani. Evet. Peki size nasıl ulaşabilecekler? Arayanlar sizi nereden bulacaklar? Web adreslerinden, internet adreslerinden? İnternet adreslerimiz var, web adreslerimiz var, WhatsApp'larımız var, telefonlarımız hepsi mevcuttur. Markaları tekrar alalım. Bize Mişsa Deniz Bebe kurulumuyla 2000 yılında başladık. Evet. Mişsa'dan sonra Siali Kids firmamıza devam ediyoruz. Evet. Buradan önemli söyleyeyim çünkü markalaşmak ve kurumsallaşmak çok önemli ve bunu burada görüyoruz artık ya birçok firma bu yönde ilerliyor öyle değil mi? Tabii ki mutlaka yani markalaşma şart. Markalaşma. Tabii. Evet. En önemlisi tabii marka. Özellikle de dünya pazarında çok teşekkür ediyorum. Rica ederim sağ olun ayağınıza sağlık. Evet sevgili seyirciler şimdi üreten firmalarımızı sizlere gösterirken hani hep bebeklerin böyle küçük küçük kıyafetlerini aktardık. Onları üreten firmalarımızı göstermeye çalıştık size ama şimdi bir başka özelliğimiz bornozlarımız, havlularımız ve özellikle de Bursa artık bu konuda çok iyi. Şimdi yanımızda firmamız var. Ramel firması yönetim kurulu başkanı Sayın Şerif Bey. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Mehmet Şerif Er, evet. 61 doğumluyum. 4 çocuk babasıyım. Evet. 1990 yılında bu firmayı kurduk. Bu firmanın da ismini markalaştırdık. Ve şu anda özellikle Rusya'da markamız çok popüler bir şekilde tanınıyor. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Evet. İmalat tamamen kendimize aittir. Üretimimizin %95'i tamamen yurt dışına ihracata gitmektedir. Yurt içine mal satmamaya gayret gösteriyoruz. Evet. Bunun da nedeni, en büyük nedeni yani ihracat yapıp ülkemize döviz getirmek bizim hoşumuza gidiyor. Evet. Ve bunu da başardık hamdolsun. Zannedersem 45 ülkeye ürünlerimiz gidiyor. Çok iyi. Bu hem Bursa ekonomisine hem ülke ekonomisine çok büyük bir katkı. Ama bir başarı hikayesi de var. Dünden bugüne geçen süreçleri de soracağım. Nereden nereye geldik? Şimdi ilk başladığımız yıllarda tabii ki üretim gerçekten hem kıymetliydi hem çok zordu. Evet. Otomatik makinalarımız yoktu. İşte kara tezgahlarda kumaş dokunurdu.
O kumaşı bir talep gördüğü zaman onu yetiştirmek çok zordu. Çok zor günlerden geçtik. Evet. Boyahane bulamıyorduk. Yani boyahaneler inanın ki tavuk çiftliklerinde kuruluyordu ve yapılıyordu o zaman. Ama şu anda gerçekten Türkiye çağ atladı bu konuda. Dünyanın en iyi makinaları Türkiye'de şu anda. Ve İtalya'ya, Fransa'ya bunlar kumaşın devleri olduğu halde biz artık onlara hem kumaş hem ürün satıyoruz. Bir de bir şey ilave etmek istiyorum. Mesela herkes bu bir kanı gibi diyor ki tekstil dünyada üçüncü ülkelerin işidir. Bir taraftan katılıyorum ama bir taraftan şöyle katılmıyorum. Bugün Almanya ve Fransa ve İtalya gibi ülkelerin milli gelirdeki payına bakılırsa tekstil halen en üst seviyelerde. Onun için biz tekstilden vazgeçmeyelim, üçüncü dünya ülkesi işi olarak bakmayalım. İşimizi, teknolojimizi geliştirip devam edelim. Şimdi siz Gürsu Organize Sanayi Bölgesi'nde kurucularındansınız. Evet. O zamandan bu zamana neler değişti, neler gelişti? Sizler neler yaptınız o süreçlerden sonra? Şimdi 2000 yılında tabii Gürsu Organize Sanayi Bölgesi'nin kurucusuyum, kurucularından biriyim ben. Bir kere o günden bugüne değişen çok şeyler var. Mesela bir sanayi ticaret belgesi almak, bir kapasite raporu almak o kadar zordu ki. Yani Ankara'da bir tanıdık gerekiyordu bu işe. Artık bu işi kendi bünyemizde, sanayi ticaret odasında bu işin denetimleri ve imza yetkilileri var. Bunlar çok büyük rahatlık bizim için. Ve artık ihracatlarda eskiden yani her ülkeye parsiyel yük göndermek mümkün değildi. Yatır bazında gönderebilirdiniz ya da gönderemezdiniz başka türlü. Şimdi bunlar da çok, yani lojistik firmalar da bu konuda çok büyük iyileşmeler oldu onlarda. Şöyle yapıyorlar, mesela parsiyel yükü bugün verip ertesi gün Almanya'ya gönderebiliyorsunuz. Evet. 3 gün sonra Moskova'ya gönderebiliyorsunuz. Bunlar çok güzel şeyler. Çok şeyler değişti. Ben ülkemizin tekstil konusunda çok ileride olduğunu düşünüyorum. Evet, daha da umut vaat edecek diyoruz. Ürünlerimizden bahsetmek istiyorum. Modellerimizden 0-16 yaş çocuk grubu. Ama büyükleri de görüyoruz burada. Bize neler söyleyeceksiniz ürün modellerinizden? Çünkü siz de artık değişen dünya modellerine, ülkelerin model standartlarına ona göre üretim yapmak zorundasınız. Neler oluyor o standartlarda? Değişiklikler neler yapılıyor? Şimdi bizim 0-16 yaş çocuk havlu ve bornoz üretimimiz var. Evet. Tabii büyüklerin de üretimi talep geldiği zaman onu da yapabiliyoruz. Çünkü aynı ürün, aynı kumaş, aynı bilgi. Bizim havlu ve bornozun bir özelliği var. Şimdi dokuma makinesinde yapılan havlu şöyle tutulduğu zaman gelir o ipleri. Evet. Çözülür. Çektikçe gelir o. Ben bunu 1990'lı yıllarda İngiltere'de bir bebeğin bu iplik yüzünden boğulup öldüğünü biliyorum. Tarihini tam olarak hatırlamıyorum ama bu olay olmuştu. Ve ben de bu çocuklara bu üretimi yapacağım zaman bu ipliğin tutulsa da çözülmeyen bir kumaş üretmek istedim. Bunu da ilk defa size açıklıyorum. Evet, biz de ilk defa size açıklıyoruz. Yani bunu bizim duayenlerimiz de belki dikkat etmemişlerdir. Bunu dikkate alırlar inşallah. Benim ürettiğim havlu ve bornozun kumaşı raşel tezgahlarda yapılıyor. Kesinlikle o tüyü geri alamazsınız. Yani tutup çocuk onu alıp yutamaz. Mümkün değil. Ben bu üretimi yaparken çocuğun da sağlığını da düşünüyorum. Evet. Çünkü kendi çocuklarım gibi görüyorum onları. Ülkelere göre değişiyor değil mi bu kültürler? Tabii ülkelere göre renkler, kumaşın gramajı, nakışların çeşidi hepsi değişiyor. Ambalajı bile değişiyor. Mesela Ruslar kalkıp kutuda çok ürün almazlar. Ama Araplar da plastik, PVC, jelatindeki ürünü almazlar. Çünkü onlar gösterişi seviyor. Evet. Ruslar direkt hedefe ulaşmak istiyor. Hiç gerek yok diyor kutuya falan. Öyle bunlar bazen tatlı şeyler bunlar. Evet. Ülkelerin ne renk istediklerini, nelerden hoşlandıklarını, bunların tarihini, her şeyini bilmek gerekiyor. Yoksa kalkıp Arabistan'a gönderdiğiniz bir ürünü Rusya'ya yaptığınız bir ürünü Arabistan'a gönderseniz o ürünler satılmaz.
ve bir daha sizinle ticaret yapmazlar. Evet, trafiği karıştırırlar o zaman, evet, diyoruz. Bunu da en azından sektörde yeni yol alacak olanlara da bir örnek olarak göstermiş olalım. Ama özellikle ve özellikle de sizi dikkate almaları gerekiyor bir tecrübe olarak diyelim. Buradan bizi izleyenlere mesaj verirsiniz. Değerli izleyiciler, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umutlarınızı söndürmeyin. Çünkü çok büyük bir tecrübe var iş adamlarımızda. Türkiye kalkınacak. Kalkınacak. Evet, 2023 hedeflerine ulaşacağız inşallah. Aslında bizim de dolaşırken acıkıp geldiğimiz bir yerdeyiz. Burayı size tanıtmak istiyorum. Çünkü Vişne Caddesi'nin bütün bebecileri burayı ziyaret ediyor. Hatta bebecilerin dışında da bankacılar var. Farklı yerlerden gelenler de var. Acaba bir senedir bu marka nasıl bu kadar gelişti, büyüdü? Onu da anlatmaya çalışacağız. Efendim hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk öncelikle. Rumeli TV olarak bizi seçtiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz Ali Bey Izgara, Vişne Caddesi'nde bebecilerin olduğu merkezde bir yerdeyiz. Bir senedir bu işletmenin içindeyiz. Bir senedir dediğiniz gibi çok şeyler geçirdik, büyük şeyler kazandık, çok müşteriler kazandık. Bunu tabii tecrübemize dayanıyor. 32 yıldır bu mesleğin içindeyiz biz. Bu arada çok meşhur olan lokum et bize çok destek oldu. Lokum et olarak dananın bonfilesinden yapılıyor. Et çeşitleri olsun, kuzu et çeşitleri olsun. Çok beğenilerek yeniliyor. Bundan dolayı yabancı müşterilerimiz olsun, gelen iş adamları olsun, misafirlerini getiriyor. Bu arada yerimiz iki katlı. Ferah bir ortam, geniş bir ortam. Aile müşterilerimiz oluyor. Dediğim gibi güzel bir hizmet yapmaya çalışıyoruz. Burada alışverişe gelen müşteriler bizim ürünlerimizi de çok beğeniyor. Bizim güler yüzlü hizmetimiz, elemanlarımızın olsun, biz işletmecilerin olsun, bizi bu tür şeyler daha çok mutlu ediyor yani. Sektörün içerisinden gelmenin vermiş olduğu bir tecrübe var. Ama bu tecrübeyle beraber de kendinizi geliştirerek bir büyüme modeli de seçmişsiniz, öyle değil mi? Aynen, dediğiniz gibi 32 yıldır bu işin içindeyim dediğim gibi. Kurumsal olarak da ufak bir yerden başladık. Baktık işlerimiz yoğun gidiyor. Gittikçe büyütmeye çalışıyoruz. Evet. Ve bu da bize çok güzel yansıyor yani. Evet. En çok mesela lokum et istiyorlar ama onun haricinde neler var? Onun haricinde yine döküm tavada olarak kuzu etlerimiz var. Kuzu pirzolası olsun, beyti yaprak olsun, kuzu şiş olsun, kuzu kuşleme olsun. Evet. Bunlar çok tutulan bir etler yani. En çok hangisini istiyor buraya gelen? Özellikle de yabancılar en çok hangisini beğeniyor? En çok beğenilen yaprak beyti, kuzu kuşleme ve lokum etin karışımı var. Ali Bey Spesyal diye geçiyor bu. Kendi markanızı da yaratmışsınız. Evet, aynen dediğiniz gibi. Ali Bey Spesyal dediğimiz zaman müşteri direkt onu istiyor zaten. Çok güzel. Dışarıdan gelenler de var ama değil mi? Sadece bu caddede çalışanlar değil. Yani bu caddede işi olanlar değil. Dışarıdan. Bursa içinden mesela buraya en uzak mesafede olan Mudanya'dan devamlı gelen müşterilerimiz var. Çok güzel. Bu bizi çok çok mutlu ediyor. Özlüce'den gelen müşterilerimiz var. Dediğimiz gibi şehir içinden, şehir dışından çok müşterilerimiz var, sağ olsunlar. Nasıl bulacaklar sizi peki, merak edenler? Şimdi benim dikkatli bir izleyici kitlem vardır. Hemen her şeyi merak ederler, araştırırlar. Bizim programımızdan sonra da özellikle çok araştırırlar ve bulmaya da çalışırlar. Nerede bulacaklar sizi? Biz aslında kolay bir yerdeyiz. Bursa'nın Yıldırım ilçesi.
Doruk Hastaneleri var. Evet. Doruk Hastanelerin veyahut da şöyle diyeyim, eski tıp fakültesi, İhtisas Hastanesi kavşağından indiği zaman sol tarafta, evet, Vişne Caddesi'nde ticaret bölgesindeyiz yani. Evet. Ali Bey özellikle de kendi markalarını yarattılar. Ali Bey ızgara denildiği zaman size ulaşabilecekler. Aynen. Peki buradan şimdi gıda sektörü, evet, çok hareketli bir sektör. Özellikle de sonuçta biz bile gezerken acıkıyoruz. Nerede ne yiyebiliriz diyoruz. Kaliteli yer aramaya çalışıyoruz. Çünkü her yerde yenmez, onu da biliyoruz. Ne söylersiniz o kaliteyi yakalayabilmek için? Şimdi her zaman ürünlere en iyisini yapmak zorundayız. Yaparsak kazanırız diye düşünüyorum. Bu arada farklı farklı reklamlar da oluyor. Reklamlarda özellikle diyorlar ki bize, bu reklamı yapıyorsunuz ama bu kadar çok lezzetli olduğunu anlatamıyorsunuz diyorlar. Bu da işte enteresan bir olay. Evet. İşte bu lezzet anlatılmaz yaşanır bence. Biz de onu söyleyelim. Bu da size bir slogan olsun. Evet. Efendim, bu lezzet anlatılmaz yaşanır. Bunu anlatmakla değil, gelip de birebir görmeniz, yaşamanız, tatmanız ve o keyfi de etrafınızdaki insanlara yaşatmanız gerekiyor. Burada da zaten bu yakalanmış. Çünkü buradaki efendim ticaretle uğraşan firmalarımız yanlarında misafirleriyle beraber gelip burada o keyfi birlikte yaşıyorlar. Evet. Yani burada bizi izleyenlerine söylersiniz. İzleyenlerimize muhakkak bu lezzetleri tatmalarını tavsiye ederim. Bir kere olsunlar, gelsinler, zaten devamı gelir. Devamlı gelecekler. Kesinlikle. Bursa'nın neresinden olursa olsun, değil mi? Evet. Zaten Bursa çok büyük bir yer değil. Küçük bir yer. Bir adımda her tarafa gidebiliyorsun yani. Küçük gördük. Oğlan buralarda koşturuyor. Evet. Sizinle beraber. Evet. Oğlum var. Bir oğlum var. Sağ olsun, o da okul yaz tatilini beraber benimle geçiriyor. Evet. Hem o müşteriyle ilgi alakayı öğreniyor. O da geleceğin iş adamı olabilir inşallah. Yanımızda olduğundan dolayı biz de mutluyuz yani. Nasıl, sıkılıyor mu? Bakışı nasıl? Yok, çok çok mutlu. İşte o müşterilerle ilişkileri görüyor. O hoş geldinler mesela, evet, müşterilerle ilgilenmeler, evet, işte hesap almalar filan. Bunu çok mutlu ediyor yani. Ağaç yaşken eğilir bu aslında, öyle, aynen, değil mi? Aynen, dediği gibi ağaç yaşken eğilir. Biz bile bu yaşta mesela 13-15 yaşlarında, evet, bu mesleğe başladık. O zamandan bu zamana hep tecrübe oldu işte. Evet. Zorlukları var mı? Zorlukları bence yok. Evet. Ne kadar güzel yaparsan o kadar çok ilgi alaka oluyor ya. Aslında işini severek yaptıktan sonra zorluk oluyor olsa bile o katlanabilir. Yani işimizi severek yaptığımız için bize hiçbir şey zor gelmiyor. Evet. Evet, Allah. Allah'ın izniyle daha da iyi olacağız. Şunu da soralım. Merak edenler vardır. Etleri nereden temin ediyorlar diye. Nereden alıyoruz etleri? Etleri seçkin kasaplardan aldığımız kesin. En güzellerini alırım her seferinde. 3 lira yukarı olsun, hiç sıkıntı yok. İyisi olsun, benim müşterim memnun olsun, yeterli benim için. Değil mi? Evet, bu da çok o önemli. Benim için çok önemli yani. Evet. 3 lira fazla olsun önemli değil ama kaliteli ve güzel olsun yani. Heh. Gelen müşteri beğendi mi, benim daha da çok hoşuma gidiyor. Tabii, bu da bir ayrı. Evet, aynen. Eserini ortaya çıkartıp da bunu beğenildiği zaman tabii ki bu ayrı bir gurur. Aynen. Aslında Bursa için de gurur efendim, böyle iş adamları böyle sektörlerin içerisinde olan hem firmalar olsun, hem karakterler de çok önemli. O yüzden hepsi beraber diyoruz ya, bütünleşmiş. Etler de seçici. Çok merak edersiniz çünkü biliyorum. Etler de seçici. Seçerek alıyorlar. Özellikle dikkat ederek alıyorlar. Bunu da bu şekilde kendileriyle beraber bütünlemiş oluyorlar. Evet, değil mi? Evet. Buradaki firmalar için ne söylersiniz? Gelecekleri çok güzel bence. Çok gelen müşteriler var. Aslında bana kalırsa buradaki yapılan reklamlar çok az. Evet. Çünkü yurt dışından çok müşteri geliyor. Genellikle İstanbul tarzında oradan alıp gidiyorlar. Evet. Bence buranın daha çok reklam yapılması gerekiyor. Evet. Eğer daha çok reklam yapılırsa çok güzel ürünler olduğunu biliyorum. Evet. Çok güzel esnafların olduğunu birebir ben biliyorum. Evet. O yüzden dolayı ben kesin garanti veriyorum. İyi bir geleceği var yani. Evet. Çok teşekkür ederim güzel efendim verdiğiniz bilgiler için. Her zaman söylediğimiz gibi efendim, reklam kaybetmez, kazandırır. Evet sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Fuarı aktarmaya çalıştık. Fuarla birlikte Vişne Caddesi'nde neler oluyor? Kimler var? Firmalarımızı size tanıtmaya çalıştık. Güzel bir program, dolu bir program ve birbirinden değerli konuklarımız, firmalarımız vardı. Efendim, bir başka programda haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.